Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı dönem toplantısı 1. birleşimi Karkamış Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında yapıldı. Değerli başkanlarım, değerli meclis üyelerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Fatma Şahin, Suriye sınırında yer alan ilçeyi çok önemsediklerini belirterek bölge halkına destek amacıyla belediye meclis toplantısını Karkamış ilçesinde yaptıklarını kaydetti. Karkamış'tayız. Hakikaten çok özel bir ilçe. Çok stratejik. Özellikle son dönemlerde yaşadıklarımıza baktığımız zaman benim 2014'ten sonra Karkamış'a ait çok özel anılarımız var. Bir Cerrahbus'ta yaşadıklarımız var. Buranın güvenli olması lazım. Burada güvende değilse, burada emniyet yoksa bizim şehrin medeniyet şehri, kültür şehri, sanat şehri gibi o büyük hedefe ulaşmamız mümkün değil. O yüzden Allah Mehmetçiğimizden, hakikaten askerimizden razı olsun. Karkamış'ta yaşam kalitesini yükseltecek, memnuniyeti artıracak çalışmalar yapıldığının altını çizen Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü. Biz Karkamış'a baktığımız zaman burayla alakalı yapılması gereken şeyleri çok önemsiyoruz. İstihdam bazlı, ihracat bazlı. Karkamış'ın yaşam kalitesini yükseltecek, vatandaş memnuniyetini artıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biz hiçbir ilçemizi, hiçbir ilçemizden ayırt etmedik. Allah şahit. Hiçbir mahallemizi, hiç mahallemizden de ayırt etmedik. Hiçbir insanımızla, hiçbir insanımızdan ayırt etmedik. Kurucu Aile Bakanı iken müsteşarımız ilk bana getirdiğinde dedim ki nerenin daha fazla ihtiyacı var, Suriye destek verilecek. 52 maddenin görüşüldüğü mecliste ilgili maddeler komisyonlara gönderildi. Meclis birleşimi sonrası 7 maddeden oluşan 2022 yılı GASKİ Genel Kurulu'nun 1. olan toplantısının 1. birleşimi yapıldı. Ayrıca toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen Gaziantep Gençlik Festivali'ne katılan gençlere alanda ücretsiz internet hizmeti verilmesine karar verildi.